Merhaba arkadaşlar. 9 Haziran Perşembe günü İngiltere Newbury yarışlarıyla birlikteyiz. 7 koşullu bir program var. Tüm koşular çim pistte. 1. koşuyla 7'li plase ve birinci üçlü Ganyan başlayacak saat 15.35'te. 6'lı Ganyan da 2. koşuyla saat 16.10'da başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. ilk ayağa baktığımızda iki yaşlı İngiliz tayları. 1300 metre mesafede koşacaklar şartlı bir koşu. 11 e, safkan yarışa kayıtlama burada bir tane çıkan e, safkan var şu anda 8 numaralı e, Mill Stream koşmayacak. Şu anda çıkan e, safkanlardan biri 8 numara e, 3 tay burada koştu daha önce 5 numara John e, John Chart VC koşusuna baktığımızda bu pist ve mesafede 83-84 ile klas 5 koşuda yine Edim Kirby ile ikincilik yaptı. Ki burası bir klas 4 koşu. Bir üst klas yani burası. 9 numaraya baktığımızda Mysterious Knight. Godorf'un safkanı o da ilk koşusunu ikincilikle tamamladı ama sur direkt favori olarak koştu. Yine bu pistte 1200 metrede koştu. 77-28 ile klas 4 koşuda. İkincilik e, kafa burun e, girdiler. E, derece olarak baktığımızda 5'e e, kıyaslayacak olursak 1200 metre 6 saniye koyacak olursak e, 83 yapar. 5 numarada 83-84 yapmıştı ilk yarışında. E, sonra 10 numaralı Optiva Star da <laughs> Windsor pistinde 1200 metreyi 72-67 ile klas 4 yarışta üçüncülükle tamamlamıştı. Bu koşan e, tayların e, dan en çok beğendiğim 9 numaralı safkan oldu. E, önceliğim olacak ki erken bahislerde de e, e, epeyce favori şu anda. Ama genelde yurt dışında özellikle İngiltere'de ilk ayakların e, ilk ayaklarda pek e, favori gelmiyor son zamanlarda sürprizle neticeleniyor. Onun için yanına iki tane koşmayan, ilk kez koşacak olan e, taylardan ikisini önereceğim. İlki Tom Marquand idaresindeki 6 numaralı kıyam olacak. Sonra da David Propert idaresindeki 4 numaralı Constitution olacak. Dolayısıyla sıralamam 9, 6 ve 4. 9 numara tabii muhtemelen bizde de büyük favori çıkacak ama bir sonraki ayakta da yine Godolphin'in safkanı var yine favori. Üst üste ikisi gelebilir mi? Gelse de pek bir cazibesi kalmaz. Dolayısıyla ben ikisinde yanına at yazacağım ve ikinci ayağa geçtiğimizde 3 e, yaşlı İngiliz e, dişi İngiliz taylarının 1600 metrede koşacakları bir koşu. Burada da koşmuş safkanlar var. E, i̇lk kez koşacak safkanlar var. Erken bahislere baktığımızda Judd Bont'un 1 e, numaralı tayı ile yine Godorfin'in 11 numaralı tayı e, baş başa gidiyorlar. yanları çok düşük ben burada iki safkan önereceğim. İlki tabii 11 numara olacak. Yani çok iyi atlar var burada. Koşan atlara baktığımızda koşularına çok iyi koşularda koştular. Özellikle 11 numara Newmarket'ta klas 3 koştu. Burası bir klas 4 koşu. O bir üst klasta ve 2000 metrede koştu. ilk koşusu olmasına rağmen 130.89 ile kazananın 1.5 boy gerisinde ee, üçüncülük yaptı ve 8'e 11'di Ganyan'ı yani çok, yine favori olarak koştu. Bugün içinde bir numaradan sonra geliyor. Bir numara tabi son yarışını kazandı. Ee, üçüncülük ve birincilik yaptı. Ben burada iki safkan önereceğim. İlki 11 numara olacak. Sonra da 13 numaralı Spanish. O da bir kez koştu. Derece olarak biraz kötü çıkmış olsa da üçüncülükle tamamladı. Yarışını çok beğendim. Ee, i̇lk başlarda çok yavaş gitti. Biraz da tereddütlü çıktı starttan. Ee, derece onun için kötü çıkmış olabilir. Ee, Tabi bu yani ilk kez koşmuş taylarda dereceye de pek bakmamak lazım. Onun ben 11 ve 13 diyorum. 6'lı ganyanın ikinci ayağında. Newbury'de altılı ganyanın 3. ayağı 2000 metre mesafede. Klas 1 listed koşu ve dişilerin katılacağı bir yarış. Burada da iki kısrak önerim olacak. İlki bir numaralı Çing Şiş olacak William Buck ile. Bu yıla grup 3 koşuyla başladı bir numara. Burası yaklaşık 30 bin poundluk bir yarış. O 70 bin poundluk yarışta koştu. E, Tabi epeyce geride kaldı ama kazanan safkan çok iyi safkan ki ondan sonra e, koştu koşuyu e, grup 1 ya da grup 2 koşup yine ikincilik yaptı yani çok sert bir rakiple koştu bugün için bu rakiplerini geçebilir önceliğin 1 numara olacak sonra da e, geçen yıl bir koşup, koşup kazanan 3 numaralı Golden Lyre olacak ki e, Newmarket'te 1486 70 yaparak e, çok rahat 5 boy farkla kazandı bugün içinde e, hazır olacaktır birin e, en sert rakibidir. 1 ve 3 diyerek 5. koşuya geçiyorum. 5. koşu 1600 metre mesafede handikap bir koşu. 8 at yarışa kayıtlı. Burada da 3 numaralı e, bir evey. Epeyce favori erken bahislerde Raymond idaresinde. Ama ben de burada sürpriz olabileceğini düşünüyorum ki 3 numaranın koşullarına baktığımızda ilk koşusu çim piste sonra hep kum piste koştu ve bu klaslarda hatta daha düşük klaslarda koştu. Ee, bana pek güven vermiyor. Ben yanına e, öncelikle 6 numaralı Flying Hike, e, sonra 5 numaralı Dani Maestro ki e, son 6 yarışının 3'ünü kazandı, ikincilik ve üçüncülük yaptı diğerinde ve hep Apranti ile ağır kiloda koştu. Yani 61-62 kilolarda koşup kazandı ve Apranti ile dediğim gibi bugün Ropone ile e, bu klası da yani bir alt klaslarda koşup kazanmıştı. Bu klastada da rakiplerini geçebilir. Muhakkak yazalım. 8 numaralı The Rain King, e, 7 numaralı Love Dreams ve 4 numaralı Fantasy Believer benim önereceğim safkanlardır. altı at söyledim zaten. 2 tane dışarıda kaldı. 1 ve 2. Erken bahislerde de epeyce gerideler. Bilmiyorum bir numara 335 gündür koşmaya bir sürpriz yapabilir mi? Erken bahiste de verilmeyince ben de şablonuma ilave etmedim. 1-2 harici diğer hepsini yazalım derim arkadaşlar. İngiltere' Newbury'de altılı Ganyan'ın 5 ayağı 1600 metre mesafede handikap bir koşu bank olarak önereceğim safkan 2 numaralı ne Star olacak 62 kiloda olsa e, Tom Koali ile bugün de yarışı kazanmasını bekliyorum 245 gün aradan sonra piste çıktı ve e, Linfield'de e, çim Çin piste 1600 metrede e, kolay kazandı gerçi o yarış klas 6 idi. Burası klas 5. büyük sınıf ama dediğim gibi rahat kazandı ve uzak ara kazandı. burada da kazanma için çok şanslı bir safkan. Ben tek diyorum 3 numaralı Nature Star için. 3 numarayı da bahislerinize yazmanızı öneririm. üçlü bahis var. ikili bahis var. Burada plas ikili olsun. 3 numarada çok iyi bir ekürünüz safkan ama şu ana kadar bekleyenlerini veremedi. Dark Angel'ın kır temsilcisi. Muhakkak bahis e, kuponlarınızı işaretleyin derim. Ve son geçelim. Newbury'de altılı ganyan son saat 18.50'de başlayacak. 2400 metre mesafede handikap bir koşu. Oldukça bana göre zor bir koşu. Sürpriz olabilir her an. Önceliğim e, bir numaralı rendition olacak sonra 8 numaralı Blenim Belle, 3 numaralı They Don't Know, 6 numaralı Alazar ve son olarak da 2 numaralı Corsini yine yazmanızı önereceğim safkanlardır. Sıralamam 1 8 3 6 ve 2 arkadaşlar deyip İngiltere Newbury ile ilgili değerlendirmelerimi bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.